Herkese selamlar efendim. Ben Mehmet Hoca'nız. Rehber Matematik'te 65 günde AYS Matematik'te logaritmanın ikinci dersindeyiz. Kısaca 21. gündeyiz be güzel arkadaşım. Logaritmanın derinliklerine dalmaya devam ediyoruz. Geçen ders sadece bir dersimi üstel fonksiyon ve logaritmanın tanımını ayırdım. Bu ders sadece logaritmanın tanım kümesi ve grafiklerini ayıracağım. Hazırsan elimizde kalemler. Önümüzde 65 günde AYS Matematik'te 21. gün. <laughs> söyleyemedim 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 ne diyecektim 21. gün ve diyorum ki e gönder gelsin mi hocam evet 65 günde ayete matematik kampımızın dile kolay 21. güne gelmişiz seninle birlikte gitmez mi bugünler yardırmaz mıyız seninle ta ki 65. güne kadar tabii ki yardıracağız tabii ki bitireceğiz seninle birlikte şöyle bir baktım da 12 tane sorumuz var beraber çözeceğimiz üstüne soru avcımız var hiç bekletmiyorum nerede kaldıysak o aa hata verdi kapandı ya Dosya hata verdi kapandı arkadaşım. Şöyle kaldığı yerden devam et seçeneğine tıkladım. Tamamdır. Hadi hadi. Hadi bir daha hata ver. Bu bilgisayarda bir hatlar oluyor ama dur bakalım. Yarı yolda. E, kampı bitirebilecek mi en azından? Kampı bitirsin bize yeter. Tamam mı? Ben tam ortadayım değil mi? Yerim güzel. Hadi bakalım nerede kalmıştık? Dedim ki bir logaritma fonksiyonunu tanımlayabilmen için öncelikle bir tane üstel fonksiyonu tanımlaman lazım. Yani fx eşittir a üzeri x'i tanımlayacaksın. f'de nereden nereye tanımlıydı? r'den r artıya tanımlıydı. Ben bu fonksiyonun tersini aldığımda aslında ne olmuştu? Logaritma a tabanında x olmuştu. Haliyle fonksiyonun tanım kümesi de değer kümesi de ne yapmıştı? Yer değiştirmişti. Artık buna dönüşmüştü. Buradaki a'ların özelliği neydi? 1 A sıfırdan büyük olacak. 2 A birden farklı olacak. Bak pozitif reel sayılarda tanımlı olacak. Anlaştık mı? Bu konuda hemfikir miyiz? Hemfikiriz hocam. Yoluma devam ediyorum. X ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Nereden anlıyorum? Tanım kümesi reel pozitif reel sayılarda. Tanım kümesi pozitif reel sayılarda demek buradaki X'in ne olması gerektiğini söylüyor bana. Sıfırdan büyük olması gerektiğini söylüyor. Bak 3 tane kuralım var. Bu kurallar aslında nereden geliyor? Buradaki üstel fonksiyonun tersini aldığında oluşan kuralların aynıları. 1. Dedik ki bu a kesinlikle sıfırdan büyük olmalı ki üstel fonksiyon olsun. Bu a birden farklı olmalı ki üstel fonksiyon olsun. İşte o iki kural hala bizle gelmeye devam ediyor logaritmanın tanımında. Ve demiştik ki R'den R artıya tanımlı. Ve biz bu fonksiyonun tersini alınca R'dan R artıdan R'ye tanımlı oluyor. Otomatikman X değerinin de ne olmasını istiyorsun? Sıfırdan büyük olmasını istiyorsun. İşte buradaki ilk 3 kuralı daha doğrusu buradaki 3 kuralı da sağlayan durumda biz o logaritma fonksiyonunu tanımlayabiliyoruz. Şimdi 3 tane durum var. 1. A sıfırdan büyük. A birden farklı. X sıfırdan büyük. Bu sıralamayla da çözersen sen rahat edersin. Gel bakalım. En temel örneği. Fx fonksiyonu bıdı 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 bıdı. en geniş tanım kümesi a, a kümesindeki tam sayıların toplamını bulunuz diyor. Şimdi buraya bakıyorsun. Tabana baktığında taban sıfırdan büyük birden farklı mı? Evet. Üste baktığında ne olmasını istiyorsun? x eksi 5 ifadesinin sıfırdan büyük olmasını istiyorsun. O halde x nedir? 5'ten büyüktür. Geldim tabana baktığımda birden farklısın pozitifsin o zaman geldim üst tarafa baktım 12 eksi x ne olmak zorunda sıfırdan büyük olmak zorunda o zaman 12 büyüktür kaç diyeceksin x diyeceksin bu iki kümenin de nesini alıyorsun kesişim kümesini yani kısaca x 5'ten büyük ama 12'den küçüktür hocam diyoruz ve buradan çıkaracağımız sonuç x'in alabileceği tam sayılar 6 7 8 9 10 ve 11'dir dedim. Bu ikisini topladım 17. Bu ikisini topladım 17. Bu ikisini topladım 17. Hey goes. Sen nelere kadesin ya. Bize neler öğrettin böyle. 17'yi 3 çarptığımda cevap ne geldi? 51 geldi. Vurdum cevabı 51'e. Geçtim sıradaki soruya. Şimdi bu fonksiyonun her x elemanıdır r için tanımlı olduğu biliniyorsa m'nin en geniş tanım aralığısını istiyor benden. Şimdi bu her x için geçerliyse bir mantık arıyorum. Tabana bakıyorum. Taban 2. Yani sıfırdan büyük. Aynı zamanda birden farklı. Bir yaramazlık yok. Ama üst tarafında ne olması gerektiğini biliyorum. Sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyorum. x kare eksi 4x artı m eksi 2 ifadesi bütün x elemanıdır. Reel sayıları için sağlanıyor. Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika burası logaritma değil. Burası tamamen ikinci dereceden denklemlere göre götürüyorum seni. Tamamen parabole göre götürüyorum seni. Herhangi bir parabolün grafiği x eksenini hiç kesmiyor ve kollar yukarı doğruysa yani değeri her zaman ne olur bu arkadaşın? Pozitif olur. Ben buradan ne sonucunu çıkarıyorum? Diyorum ki hocam bunun diskriminantı kesin sıfırdan küçük olmak zorunda. Başka ihtimal yok. Sıfırdan büyük olduğu an ya da eşit olduğu an işler karışıyor. Kök geliyor. Kök gelmesin istiyorum ben. Her daim cevabın sıfırdan büyük olabilmesi için x eksenini kesmemen bile gerekiyor. Delta sıfırdan küçük. B kare ile başlıyorum. B'nin karesi eksi 4 ac c dediğim ifade eksi 2 o da küçüktür sıfır yazdım. Şimdi 16 burada kalsın. Bu arkadaşı karşıya çarpan olarak attım. Tamamdır. Sadeleştirmeleri yaptım. Burada 4 kaldı. 4 küçüktür m -2. eksi 2. Eksi 2'yi karşıya attığımda m'nin değeri 6'dan büyük olacaktır. Kısaca 6'dan nereye doğru gidecek m eleman? Artı sonsuza kadar gidecek. Bak m'nin değer aralığını sana yazdım. Şimdi geldim ikinci kısma. Fonksiyonun en geniş tanım kümesini istiyorum. Burada bu sefer ilk defa tabanda ne var? Farklı bir durum var. O zaman diyorum ki hani benim üçlü kuralım vardı. Bir, iki, üçlü kuralı burada devreye sokuyoruz. Birincisi 4 eksi x sıfırdan büyük olacak. İkincisi 4 eksi x birden farklı olacak. Üçüncüsü 2x eksi 4 de sıfırdan büyük olacak. Buradaki arkadaş da sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman diyorum ki x 4'ten büyük. Tamamdır hocam x aynı zamanda eşit değildir diyorum kime? 5'e. Buradan da 2x eksi 4 büyük sıfır ifadesi var ya. Aa diyorum ben bunu bir denklem gibi düşüneyim. Hatta böyle düşünmekte her zaman fayda var. X eşittir 2. Eşitsizlik varsa tablo vardır. Hatta hatta burayı da aynı mantıkla çözelim istersen. 4 eksi x eşitse sıfıra. X eşittir 4'e. Benim elimde İki tane denklem var. Eşitsizlik var ki bu bir eşitsizlik sistemidir. Hatırlıyorsun eşitsizlik sistemlerinin çözümlerini. Ortak çözüm kümelerini arıyorduk. Burada da kaç tane kökümüz var bizim elimizde? İki tane kökümüz var. Köklerden biri kaç? İki. Diğeri kaç? Dört. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Peki ben buraya 2x eksi 4'ü yazayım. Buraya 4 eksi x'i yazayım. Bunun kökü neydi? 2 idi içi boş. Bunun kökü neydi? 4'ü buraya yazdık. Artı geldim. Artı geldim eksi bitirdim. Eksi geldim. Artı oldum artı oldum. Tamamdır. Bu taraf ne istiyor? Büyük sıfır istiyor. Bu taraf ne istiyor? Büyük sıfır istiyor. Biz neyi istiyoruz? Biz kesişim kümesini istiyoruz. Biz aradaki ortak elemanları istiyoruz. Anlaştık mı? Buraya kadar bir problem var mı? Ben bir yanlışlık yaptım mı diye bakıyorum. Hayır bir yanlışlık yok. O zaman diyorum ki çözüm kümesi 2 ile 4 aralığı olmalıdır. Peki bu 2 ile 4 aralığında 5 var mı? Eğer 5 buraya daha iyiyse güzel. Bir dakika. Buradan 5 gelmiyor ki hocam. Şunu at bakayım buraya. Ay 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 soru gidiyordu ya. 1 eksi 4 oldu hocam. 1 eksi 4 eksi x'ten x eşit değildir. Ne aldım? 3 aldım. Uf. Neredeyse soru gidiyordu. 3 de bu aralıkta. O zaman ne diyeceksin? 2 ile 4 aralığıdır. Ama kimi istemiyorum? 3'ü istemiyorum diyorsun. O zaman çözüm kümesi budur diyorum. Neredeyse şuradaki işlem hatasından ben de sazanlanıyordum. Ama sen mantığı anladın. Hiçbir problem yok. O zaman gel bir tık daha çıtayı yukarıya taşıyalım mı? Daha zorunu birlikte çözelim mi? Çöz diyorsan geldi soru. Yine baktım burada bilinmeyen var. Yine baktım burada bilinmeyen var. O zaman kaç maddede çözeceğim? 3 maddede çözeceğim. Buna dikkat ediyorum. Geldim 3 maddeyi buraya yazdım. Birincisi x artı 2 büyük sıfır olacak. X'in buradan kökü neye gelir? eksi 2 gelir. X artı 2 cevabı eşit olmayacak 1'e. Yani kısaca X asla hangi değeri alamaz eksi 1 değerini? Geldim. X artı 4 bölü 6 eksi X'in de cevabının sıfırdan büyük olmasını istiyorsun. E bu da bir eşitsizlik. O zaman X'in köklerini de buradan yazdım. Elimde iki tane eşitsizlik var. İki satırdan oluşturacağım bir eşitsizlik tablosuna ihtiyacım var. Hemen gittim eşitsizlik tablosunu oluşturmaya. Elimizde üç tane kökümüz var. Bir, 2 ve 3. kökümüz. En küçük eksi 4 sonra eksi 2 sonra 6 var. Buraya x artı 4'lü olanı yazalım. Tamamdır hocam. Buraya x artı 2'li olanı yazalım. x artı 2'li olanın kökü neymiş? Eksi 2'ymiş. Bu değilmiş. Aman diyeyim dikkat ettim burası. Bunun kökleri bunlar. Hadi gel başlayalım. Bu arkadaş bir artı bir eksi. O zaman eksi geldim. Köke geldim artık. Köke geldim artık. Köke geldim eksi. Bak eşitsizlikler olmadan bu sorular çözülebiliyor mu? Hayır çözemezsin. İlla sana eşitlik lazım. illa sana eşitlik lazım. Geldim buraya. X'in önünde ne var? Artı var. Artı var. Köke geldin. Yeniden eksi. Yeniden eksi. Ben ne yapacağım? Ortak çözüm kümesinin elemanını arayacağım. Yani bu arkadaş sıfırdan büyükse burayı istiyor. Bu arkadaş sıfırdan büyük istiyorsa burayı istiyor. O zaman ikisinin ortak çözüm kümesi neresi? Burası. Geliyorum çözüm kümesini yazıyorum. Diyorum ki eksi 2 ile hocam 6 aralığı. Ama ben kimi istemiyorum eksi 1'i ve eksi 1 bu aralıkta mı bu aralıkta? O zaman diyorum ki eksi 1 kardeşim sen dışarıda dur. İşte yazman gereken çözüm kümesi bu güzel arkadaşım. Yine geldim benzer bir soru tipiyle. 1 İki tane bölüm var ve ikisinde de bilinmeyenler varsa dedim ki üç tane maddede çözeceksin. O üç maddeyi asla unutmanı istemiyorum. Buradan x'in eşittir cevabı ne geldi? 3 geldi. x eksi 3 eşit olmayacak birey yani x asla kaç alamaz? 4 alamaz. Yine x kare eksi 4x artı 3 değeri sıfırdan büyük olsun istiyorsun. x'e x yazdın, 3'e 1 yazdın, eksiye x yazdın. Yani x eşittir 3 ve x eşittir benim denklemin kökleridir. Şimdi geldik yine eşitsizlik tablosuna. Bu eşitsizlik tablosu da yine iki satırdan olacak. Biz buna bir numara diyelim. Şuna da üç numara diyelim. Artık numara vermişiz ya. Niye tek tek yazalım ki değil mi? Kaç tane köküm var? İki tane köküm var. Köklerden biri bir, biri üç. Bu üç buna ait. Bir ve üç buna ait. Baktım x'in önü nedir? Pozitiftir. Hızlı yapıyorum buraları ama eminim anlıyorsun. Çünkü bunlarla ilgili yüzlerce örnek çözdük seninle birlikte. Artı eksi artı şekline geldim. Burada pozitif aralığı istiyorum. Burada da pozitif aralığı istiyorum. Kısaca benim aradığım aralık nerede? Bu tarafta. Yani nereye gidiyorum? 3'ten artı sonsuza kadar olan bölgeye doğru gidiyorum. Ama diyorum ki bu aralıkta kim var? 4 var. İşte o 4'ü asla ama asla unutmuyorsun. İstemiyorsun o 4'ü. Kimse istemiyor. Anlaştık mı? Şimdi gel. Gelsin bakalım. Taşlar yerinden oynayacak. Burası gerçekten çok önemli. Üstel fonksiyonların grafiklerini hatırlıyorsun. Geçen ders ben sana zaten bu işin mantığını anlatırken dedim ki grafik bileceksin. Üstelin grafiğini anlatacağım. Birebirliği örtenliği göstereceğim. O fonksiyonun tersi bana neyi veriyordu? Logaritma fonksiyonu. O zaman üstel fonksiyonun grafiğinin tersini alırsam bana neyi verir? Logaritma fonksiyonunu verir. Ben de sana diyorum ki o zaman. Yine tanımlayalım. F R'den R artıya. Fx eşittir A üzeri x. Şimdi yepyeni bir tanım geliyor. R artıdan R'ye logaritma A tabanında x o fonksiyonun tersi olduğuna göre. Ve bir fonksiyonun tersi bir fonksiyonun tersi nereye göre simektiktir? Tersi y pardon y eşittir x eksenine göre. Y eşittir x eksenine göre simetriktir. Simetriktir. Unutanlar için bir kez yazmış olalım buraya. Bir fonksiyonun tersinin grafiğini bulmak istiyorsan y eşittir. X'e göre ne alıyorsun? Simetri alıyorsun. Şimdi bu arkadaş nasıl bir fonksiyon? Artan bir fonksiyon. Artan fonksiyon olduğu için a nedir? Birden büyüktür böyle gidiyordu. Aynı şekilde fonksiyonun tersinin grafiğini aldığımda simetriğini alıyorum y eşittir x'e ve bu artan bir logaritma fonksiyonudur. Artan logaritma fonksiyonunun neyidir bu? Grafiğidir. Artan olduğunu nereden anlayacağım? Tabandaki a'ya bakacağım. Tıpkı üstel fonksiyonda olduğu gibi. Buradaki a değeri birden büyükse bu fonksiyon artandır. Ve grafiği kesinlikle buna benzer. Anlaştık mı? Bir problem yok. Burada bir tane ek bilgi dalacağım ben sana şimdi. Bak bakalım. Ben eğer, ben eğer şurada x eşittir bir doğrusunun yanından çıkıp şöyle bir grafik çizersem eğer logaritma x eksi 1'in grafiğini çizmişim demektir. Sebep mi? Ben x yerine 1 yazdığımda ki x eşittir bir grafiğine asla dokunmuyor bakın o tarafa. 1 yazdığımda bunun içi ne oluyor? Sıfır oluyor. Yani içini sıfır yapan değere asla dokunamıyorsun. O çizgi bu çizgi. Zaten içerisi her zaman ne olmak zorundaydı hocam? Büyük sıfır olmak zorundaydı. Bak x'ten büyük olmak zorunda, x 1den büyük olmak zorunda bu grafiğin mantığına göre artan bir logaritma fonksiyonunda. Bunu niye anlattın hocam şimdi? Birazdan ayrıntılar geliyor. Hiç merak etme, ben sana ayrıntıları anlatmaya devam edeceğim. Şimdi azalan logaritma fonksiyonunun grafiğini hatırlıyorsun bu şekildeydi. Daha doğrusu üstel fonksiyonun grafiğini hatırlıyorsun. Azalan olabilmesi için o anın hangi aralıkta olması gerekiyordu? Sıfırla bir aralığında. Bak bunları unutursam benim sana karşı yapabileceğim gerçekten bir şey yok. Birden büyükse artandır. Sıfırla bir arasındaysa azalan grafiktir. Ve bu grafikleri bilmezsen inanılmaz zorlanırız ileride seninle. O fonksiyonun tersini aldığında elde ettiğim fonksiyon logaritma A tabanında x. Tersi nasıl alınıyor? Y eşittir x. Yani birinci açı ortay doğrusuna göre bir fonksiyonun tersini alacaksın. Bak bu noktanın tersi y eşittir x'e göre tam nerede çıkıyor? Burada çıkıyor. Şu noktanın tersi y eşittir x'e göre tam olarak nerede çıkıyor? Burada çıkıyor. Aynı şekilde onun da kıvırıp geliyorsun güzel arkadaşım. Aynı şekilde onun da nesini alıyorsun? Simetriğini alıyorsun. Kime göre? Y eşittir. X eksenine göre simetriğini aldık. Kime elde ettik? Logaritma A tabanında X. Bak azalan logaritma fonksiyonunun grafiği bu şekilde. Azalarak geliyor. Bu şekilde gidiyor. Logaritma A tabanında X. Bu nasıl bir grafikmiş? Azalan bir grafikmiş. Eğer senin grafiğin bu şekilde gidiyorsa logaritma A tabanında X. Bu nasıl bir grafikmiş? Artan grafikmiş. Peki buradaki A ile buradaki A'yı karşılaştırabilir miyim? Artansa birden büyük, azalansa sıfırla bir arasında. Özellikle logaritmayı anlatırken sana bu kadar vurgulamamın sebebi inanılmaz derecede önemli. Evet şu an bunlarla ilgili çok zor sorular çözmeyeceğiz ama logaritmanın ilerleyen derslerinde farklı tipteki sorularda artan, azalan logaritmik fonksiyon grafiklerini bilmelisin. Umarım anlıyorsun bu kadar ayrıntıya artık olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelsin bakalım seninle birlikte biraz grafik yorumlayalım. Nasıl ki bir fonksiyonun grafiğini yorumlayabiliyoruz onunla ilgili sorular çözebiliyoruz. Logaritmanın grafiğinde de aynı. Aynı şeyleri yorumlayacağız beraber. Sadece geçtiği noktaları görmen yeterli. Bak geçtiği nokta burası değil mi? Burası kaça kaç noktası? 1 bölü 2'ye A noktası. Ben de diyorum ki benim elimde bir fx fonksiyonu var ki o fonksiyon bir logaritma fonksiyonuymuş. Logaritma iki tabanında x gerçekten nasıl bir fonksiyon? Artan bir fonksiyon. Benim elimde kaç tane noktası var bu fonksiyonun? İki tane noktası var. Diğer noktası kaç? 4'e b noktası. Güzel. Biz önce a'yı bulmaya çalışalım. Ben x yerine 1 bölü 2 yazdığımda Cevap ne çıkacak? A çıkacak. O zaman gel logaritma 2 tabanında 1 bölü 2 yazıyorum. Cevap ne çıkıyor? Hocam A çıkıyor. Peki hatırlıyor musun? Logaritma fonksiyonundan nasıl kurtuluyorduk? Onun tersini alarak. Ne yapacak? Çat diye omzunu alacak. Omzunu alarak bunu karşıya geçiyor. Bu 1 bölü 2 burada düştü. Bu arkadaş bunu omzuna aldı. 2 üzeri A oldu mu? Oldu. Aa bir dakika. 1 bölü 2 demek 2 üzeri eksi 1 midir? Evet. Tabanlar eşitse üstler birbirine ne olur? Eşit olur. O zaman A'nın cevabı ne geldi? Eksi 1 geldi. Eksi 1 cepte. Şimdi aynı şekilde B'yi bulacağım. B'yi nereden bulacağım? Şuradaki noktadan. 4'e B noktası sağlanıyormuş. O zaman ben X gördüğüm yere 4 yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 4'ün cevabı ne çıkacak? Hocam B çıkacak. Ve ben sana soruyorum. Kurtul logaritmadan. Daha logaritmanın en temel kurallarındayız. Hatta tanımındayız da. İleride tabii ki çok daha kolay gelecek bu işlemler. Çünkü sana buranın kurallarını anlatacağım ama şu haliyle bile. Sadece tanımı bilerek bile çözebiliyoruz. Bak tabanlar eşit. Üstler eşit olmalı. O zaman buradan B'nin cevabı ne geldi? 2 geldi. Ben ne arıyorum? A artı B'yi arıyorum. Eksi 1 artı 2 daha. Doğru cevap 1'dir dedim. Birinci sayfada grafik sorusunu bitirdim. Ardından tanım kümesi sorularını bitirdim. Bitti mi? Bitmedi. Biz yolumuza devam ediyoruz. Yedinci soruyla. Gelsin bakalım. Şimdi senle birlikte tekrar yorum yapacağız. Bu grafikleri hatırlıyor musun? Yani logaritmada bu nasıl bir grafiktir? Artan mıdır? Ya da bu azalan mıdır? Bunları hatırlıyorsan eğer ifadelerinden hangileri her zaman diyorsa biliyorsun ki bir sıkıntı var. Logaritma a tabanında x. Bu nasıl bir fonksiyon grafiği? Artan bir fonksiyon grafiği. Bu nasıl fonksiyon grafiği? Azalan fonksiyon grafiği. Artan fonksiyon grafiklerinde a değeri kesinlikle ne oluyordu? Hocam birden büyük oluyordu. Azalan fonksiyon grafiklerinde taban kesinlikle ne oluyordu? Sıfırdan büyük ama birden kesinlikle küçük oluyordu. Geldim. A'nın karesi 1'den büyüktür. Her tarafın karesini alırsan A kare büyüktür 1 yazabilir miyim? Yazarım bir problem yok. Burası çok ince be. Bildiğin temel kavramlara götürüyor bizi. Her tarafın karesini aldığında normal şartlarda B kare büyük 0, büyük 1. Evet 0 ile 1 arasında ama B'den büyük mü küçük mü hocam? Buna nasıl karar vereceğiz? Hatırlamayanlar için B'ye değer var. Bak 1 bölü 3 ver. Karesini aldığında ne oldu? 1 bölü 9 oldu. 1 bölü 3 B'nin değeri 1 bölü 9 B karenin değeri otomatikman ne oldu? B. B kareden büyük oldu. Demek ki 0 1 aralığındaki sayıların kareleri kendilerinden küçüktür. Kesinlikle küçüktür doğrudur. A çarpı B birden büyüktür. A ne güzel gözüküyor değil mi? A ile B'yi çarptığında birden büyük bir cevap mı geliyor? Hocam sayı verelim işte A'ya 3 verdim. İşte B'ye de kaç verdim? 1 bölü 2 verdim. Hocam çarpalım görelim. Hadi çarpalım. 3 çarpı 1 bölü 2'den cevap ne geldi? 1 bölü 3. 1,5 geldi. Birden büyük mü büyük? O zaman her zaman doğru. Yo nereden biliyorsun? A'ya 2 de B'ye de 1 bölü 100 de. Ve ben bu değerleri ki 1 bölü 100 nerededir? 1 ile 0 arasındadır. 1 bölü 50 kalır. E 1 bölü 50 küçük. Demek ki her zaman doğru değildir. Doğru cevap ne olacaktır? 1 ve 2 her zaman doğrudur diyorum. Vurdum cevabı sıradaki soruma geçtim. Yine yine logaritma fonksiyonunun grafiğiyle ama bu sefer tersiyle. O da nedir? Üstel fonksiyonun grafiğidir. Yine noktalara bakıyorsun, yerine yazıyorsun, cevapları bulmaya çalışıyorsun. Misal şu noktanın koordinatları aslında nedir? 0, 37 9 şu noktanın koordinatları nedir? 2,5. İstediğinden başlayabilirsin ama bence en kolay nokta burası. Ben buradan başlıyorum. X yerine 0 verdiğimde A artı 3 üzeri eksi B ifadesinin cevabı ne geliyormuş? 37 bölü 9 geliyormuş bu cepte. Yani burada iki tane bilinmeyen var bir şey yapamam. X yerine 2 yazarsam A artı 3 üzeri 2 eksi B ifadesinin cevabı ne geliyormuş? 5 geliyormuş. E diyorum ki şu ifadeden şu ifadeyi çıkartalım. Yalnız aşağıdan yukarıya çıkartma yapıyorum. Bunlar gitti mi? Gitti. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri eksi b eksi 3 üzeri eksi b eşittir 5 eksi 37 bölü 9 ifadesi kabul müdür? Kabuldür hocam. Buraya kadar problem yok. Aslında bu ifadeyi ben şöyle yazsam. 9 bölü 3 üzeri b Eksi 1 bölü 3 üzeri B. Şu tarafı da halletsem gelsem. Buradan ne geldi? 8 bölü 9. 5 kere 9 45. 37'si gitti. 8 bölü 9. Şuradan ifadeleri yaptığımda 8 bölü 3 üzeri B. Buradan da 8 bölü 9'dan bunlar gitti. Yani 3 üzeri B eğer 9'a. Yani o da 3'ün karesi ise. Tabanlar eşitse üstler de eşittir mantığından. B kesinlikle 2'dir. Giderim B'yi istediğim yerde yerine yazarım. B'nin yerine 2 yazdım. 1 bölü 9 geldi eşittir. 37/9 A eşittir 36 bölü 9'dan, A'nın da cevabı kaç geldi? 4 geldi. Biz ne arıyoruz? A çarpı B'yi arıyoruz. Biz ne arıyoruz? 4 ile 2'nin çarpımını arıyoruz. Biz neyi arıyoruz? 2 kere 4'ten 8'e. Ve bulduk. Ve bulduk. Ve bulduk. Şimdi yeni bir soru daha Logaritmada dedim ya, grafikle ilgili nasıl bir tip soru varsa, hepsini sana göstermeye çalışacağım ve hatta sadece tanımından çözüyoruz birçok soruyu. Hala da logaritma grafiği de olsa fark etmiyor. Anlayabiliyoruz buraya kadar da bir Remet Hiçbir sıkıntı yok umarım. Hadi bakalım. Yukarıda fx logaritma a tabanında x fonksiyonunun grafiği verildi. Ne yapacaksın? İlk bakman gereken nokta neresiydi? Hocam bize nokta var. Ver. Verdim noktayı. 5'e kaç noktası eksi 1. Bu denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Oradan kimi bulabilirim? A'yı. Peki A'yı nasıl bulacağım? X yerine 5 yazacağım ki 5 yazıyorum. Logaritma 5 tabanında X yazıyorum. Cevap ne çıkıyormuş? Eksi 1. Tamam da biz burada logaritmadan nasıl kurtuluyorduk? Tak omzuna alıyordun. Logaritmadan kurtulmak için bunu karşıya atıyorsun. X dediğin cevap 5 üzeri eksi 1'den 1 bölü 5 geldi. Bu konuda anlaştık. Bir dakika bir dakika bir dakika yanlış yaptım. Biz X'e değer yazıyoruz hocam. Sen A'ya değer yazdın orada bir dakika. Logaritma aman diyeyim A tabanında X'e 5 yazıyorum. Cevap ne geliyor? Eksi 1. Şimdi doğru oldu. Şimdi diyorum ki bu A karşıya giderken ne yapıyor? Omzuna alıyor. A üzeri eksi 1. 5 üzeri 1'e eşit. Burada bir problem var mı? Yok. A üzeri eksi 1 demek 1 bölü A. Eğer 5'e eşitse A'nın cevabı nedir? 1 bölü 5'tir. Aslında hemen hemen aynı şeyi bulduk ama olsun. Doğrusu bu şekilde. A'yı buldum artık. Logaritma 1 bölü 5 tabanında x. a. hocam gerçekten bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Azalan bir fonksiyon. Grafiğe baksana. Azalan çizilmiş. 0 ile 1 arasında çıkmış. Harika. Ben ne istiyorum? F 1 bölü 125'in cevabını arıyorum. Logaritma 1 bölü 5 tabanında 1 bölü 125'in cevabı acaba kaç? Cevabı bilmiyorum. O yüzden diyorum ki gel karşıdaki cevap M olsun. Logaritmadan kurtulursam ben bunu çözerim. Diyorum ki sen karşıya git. Adeta bir üstü sayı sorusuna dönüştü. 1 bölü 125 eşittir 1 bölü 5 üzerine eşit M'ye eşit. Peki 1 bölü 25, 125 dediğin sayı 1 bölü 5 üzeri 3 müdür? Burada da 1 bölü 5 üzeri m var mıdır? Tabanlar eşitse üstler eşittir. M'nin cevabı kaç geldi? 3 geldi. Yoluma devam ettim. Şimdi dedim ki F25'i bulalım. Logaritma 1 bölü 5 tabanında 25'imi yazdım. Dedim ki bu sefer karşıda ne olsun? Dedim ki ya arkadaş logaritmadan kurtul. Omzunu al. Bu sesi duyduğunda artık aklına gelecek. Bak omzuna alıyorsun. Omuzlara da alınıp götürülüyor ya. Logaritma da öyle. Kurtarmak istiyorsan omuzları alıp götüreceksin onu. Burada ne kaldı? 25. Burada ne kaldı? 1 bölü 5 üzeri neye kaldı? Ya 25 dediğin sayı 5'in karesi. 1 bölü 5 dediğin sayı 5 üzeri eksi 1. Üstünde de ne var? Eksi ne? Tabanlar eşitse üstler eşittir. N'nin cevabı buradan ne gelir? Eksi 2 gelir. Sen bize topla mı diyorsun bunları? 3 eksi 2'den topluyorum. Cevap ne geldi? 1'dir dedim. Bunları da bitirdim. Ama biter mi? Bitmez bizim dersimiz. Soru 10 devam ediyorum. Yavaş yavaş bir tık daha bir tık daha bir tık daha zorlaştırarak ilerletiyoruz sorumuzu. Tamam mı? Logaritma m tabanında x eksi 2 fonksiyonuna veriliyor. Buna göre bu değerin şey cevabı nedir deniyor. Şimdi ben hemen ne yapacağım? Koordinatlara bakacağım. 19 bölü 9 virgül 2. Bu koordinat nedir? Hocam bu koordinat 3 verince cevap ne çıkıyor? 0. Sanki bu noktayla başlamak bir tık daha kolay gözüküyor. Ben de diyorum ki gel o noktayı bir yerine yazalım senle. Ben x gördüğüm yere 3 yazarsam logaritma m tabanında 3 eksi 2'nin cevabı ne çıkacakmış? 0 çıkacakmış. Süper. Bu m'yi karşıya alırım. m üzeri 0 eşittir 1. m'nin üstünde 1 0 zaten 1'dir. 1 eşittir 1. Hiçbir şey gelmedi hocam. He, bu bana bir şey kazandırmadı. Şimdi o zaman 19 bölü 9 noktasını deniyorum. Logaritma m tabanında 19 bölü 9 x yerine yazdım. Eksi 2'si var. Cevap ne çıkacak? 2 çıkacak. Diyorum ki logaritmanın tanımı gereği at bunu karşıya. Yani kısaca m'nin karesi. 2 kere 9 18. Ne kaldı? 1 bölü 9 kaldı. Dedim ki ben buradan m'yi bulurum. Hocam hangi sayının karesi 1 bölü 9'dur? m eşittir 1 bölü 3. Hocam artı 1 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 3. Hayır eksi 1 bölü 3 olmaz. Taban asla ne olamazdı? Eksi olamazdı. O zaman logaritma 1 bölü 3 tabanında cevap ne çıktı? x eksi 2 çıktı. Soruyu çözmeye devam ediyorum ben de. Şöyle biraz kaydırdım. F5'e geldim artık. Benden F5'i istiyor çünkü. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 5 eksi 2 kapattım. Neden? X yerine 5 yaz dediği için yaptım bunu. Burada bir işlem hatası falan inşallah yoktur diyorum. Şöyle bir kez daha bakıyorum. 2 kere 9 18 tamamdır. M'nin karesi 1 bölü 9 1 bölü 3 tamamdır. Hiçbir yanılgı hiçbir sıkıntı gözükmüyor buraya kadar. Hangi sayının karesi 1 bölü 3'ün tamamdır. Peki devam edelim. 2 kere 5 ne yaptı? 10 yaptı hocam. Bir dakika biz x yerine mi yazacağız bunu 5'i? 5 beş yazacağız hocam. 1 bölü 5 yazmayacağız. 1 bölü 5 nereden geldi? X yerine 5 yazıyor hocam. 5 eksi 2. Ben de diyorum bir yerlerde hata var. Oradan cevap gelmiyor çünkü. 1 bölü 3 tabanında ne geldi? 3 geldi. Cevabını biliyor musun? Bilmediğin şeye M'yi kullanmışlar. Ne kullanalım? Hadi gel A diyelim. Ben diyorum ki bunun cevabını arıyoruz. At bakalım karşıya A'yı bulmaya çalışacağız. 1 bölü 3 üzeri A. Neye eşit? 3 üzeri 1'e eşit. Aslında burası 3 üzeri 1. Burası 3 ise biz bunu şöyle yazabiliriz. 3 üzeri eksi a'nın cevabı 3 üzeri 1 ise. A'nın cevabı nedir? Eksi 1'dir. Yani şunun cevabı eksi 1 geldi. Aynı mantıkla neyi bulacağım? F 29'u bulacağım. Onu da burada bulacağım. F 29 eşittir. Logaritma 1 bölü 3. 29 eksi 2 yazıyorum yanına. Soru bana ne diyorsa onu yapıyorum. Tekrar temize çekiyorum. Logaritma 1 bölü 3 tabanında ne geldi? 27 geldi. Cevabını bilmediğin şeye bir değer ver. Kaç verdim? B verdim. Taban belli. Karşıya gidecek. Omzunu alacak gidecek. Niye? Logaritmadan kurtuluyorsun. 1 bölü 3 üzeri B. Karşıda 27 var. 27 dediğin sayı 3'ün 3. kuvveti. B nedir? 3 üzeri eksi B'dir. 3 üzeri 3'tür. Tabanlar eşitse üstler eşittir. B'nin de cevabı ne olacaktır? Eksi 3. Bak bunu da eksi 3 bulduk. Ama aralarında çıkarma işlemi var. Eksiler birbirini götürdü. Doğru cevap 2'dir dedim. Maşallah ne çözdük be. Güzel soruydu. Şimdi ilk defa şöyle bir sınır çizgisi var. O sınır çizgisinde logaritmanın grafiğinde ne yapılır? Onu tekrar göstermek istiyorum. Az önce şu çizginin mantığını biraz anlattım bak sana. Asla bu ikiye dokunamıyorum. Çünkü bu ikiye dokunduğum an logaritmanın şurasındaki ifadenin cevabı kaç olacak? Sıfır olacak. Bunu asla unutma. Elimizde böyle bir fonksiyon grafiği var. F seksiyonu cevabı isteniyor. Hallederiz. Diyorum ki hocam bu 2'yi bana neden verdiler? Çünkü x artı b ifadesinde ben x yerine 2 yazarsam 2 artı b'nin cevabı ne çıkıyormuş? Sıfır. Kısaca b nedir? Eksi 2'dir. Artık senin fx fonksiyonunda bir tane değer bulduk. 3 çarpı logaritma a tabanında X eksi 2. Sınır ne işe yarıyor? Şuradaki üst bölgeyi sıfırlamaya yarıyor. Bunu buldum. Şimdi ne yapacağız hocam? Bize bir tane de değer lazım. E gel bu değeri yerine yazalım. F 11'i yerine yazıyorum. 3 çarpı logaritma A tabanında 11'den 2 çıktı ne kaldı? 9 kaldı. Bir dakika şöyle yazalım artık 9. Karşıda da neye eşit? 6'ya eşit hocam. Peki 6 ile bu arkadaş sadeleşirse burada ne kalır? 2 kalır. Şimdi diyorum ki ben A'yı istiyorum. A'dan yani logaritmadan kurtulmak için ne yapıyorum? Omzumu alıyorum. Karşıya atıyorum bu arkadaşı. A karenin cevabı 9'dur. 9 neyin karesidir? 3'ün karesidir. Tabanlar üstler eşitse eğer o zaman A'nın cevabına geldi? 3 geldi. Biz artık fx fonksiyonuna sahibiz. 3 çarpı logaritma 3 tabanında x eksi 2. Ne istiyorsun söyle bana. Hocam 83'ü istiyorlar. Gel hesaplayalım beraber. Kırmızı mı aldım geldim bu sefer. X yerine 83 yazdım. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 83 eksi 2. Biz bunun cevabını arıyoruz. Cevabı belli mi? Belli değil. O zaman ne yapacağız hocam? Gel bu bunun cevabına M diyeyim. Bir kere bu 3'ten kurtul. Her tarafı kaça böldüm? 3'e böldüm bu gitti. Dedim ki bu M logaritmadan kurtulmak istiyorsa karşıya gidecek. Yani 3 üzeri kırmızıyla devam. 3 üzeri m bölü 3 neresini aldı m bölü 3 omzuna? Hocam çok enteresan yerlere gidiyoruz. 83'ten 2 çıktı ne kaldı? 81. 81 dediğin sayı 3'ün kaçıncı kuvvetidir? 4. Eğer tabanlar eşitse neler de birbirine eşittir? Tabii ki üstler. M bölü 3 eğer 4'e eşitse içler dışlar yapınca M'nin cevabı ne gelecek? 12 gelecek. Efsane bir çözüm oldu. Efsane bir çözüm oldu. Rina 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 Ey güzel arkadaşım diyeceksin ki işlem hatası mı var hocam? Hayır bu sefer işlem hatası yok güzel arkadaşım. Dilsel bir hata vardı. Hata düzeldi. Şimdi bu soruyu çekiyorum senin için. Fx eşittir. Logaritma 5 tabanında 2 eksi x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sen şimdi buraya bakar bakmaz diyeceksin ki ya hocam ben grafikleri azıcık öğrendim. Bu birden büyük bir değer olduğu için artan bir logaritma fonksiyon grafiği olmalı. Haliyle bunun grafiği acaba böyle değil tabii ki şu tarz bir şey mi olmalı diye aklından geçiriyorsun. Doğru mudur? Doğrudur. Ama x'in önünde ne var burada? x'in önünde eksi var. Yani biz bunu simetri alacağız. Neye göre? x eşittir 2 doğrusuna göre. Şimdi diyeceksin ki neden x eşittir 2 doğrusuna göre? en güzel arkadaşım burası asla ne olamaz? 2 eksi x'in cevabı asla 0 olamaz. Bunun anlamı şudur. Karşıya attığımda x'in cevabı asla 2 olamaz. Ha tamam mevzuyu çözdüm. Şimdi 2'nin oradan bir yerde çizgi çekmek zorunda. Nerede çekmiş? Burada çekmiş, burada çekmiş, bu gitmiş y ekseninde çekmiş. Bir kere diğer seçenekler kesin elendi mi elendi. Şimdi diyorum ki ya cevabımız C seçeneği ya da D seçeneği. Haliyle burada 5'i görünce ne diyorsun? Artan bir logaritma fonksiyon grafiği olacak. Hayır. O artan logaritma fonksiyon grafiği bir kere o taraftan değil bu taraftan çizilir. Ve öyle değil böyle çizilir. Ve çizdiğinde de aslında bu neyin grafiğidir? Logaritma. 5 tabanında x eksi 2'nin grafiğidir. Ben ne yaptım? 2 eksi x yazdım. Bunu eksi parantezine aldım. Yani fonksiyonun içerisine ne uyguladım? Eksi uyguladım x'e x'e eksi uygulayınca ne yaptım aslında? x eşittir 2 doğrusuna göre ne yaptık? Simetri aldık. x eşittir 2 doğrusuna göre simetri aldığında grafiğin neye dönüştü? Buradaki grafiğe dönüştü. O zaman doğru cevap C seçeneğidir dedim. Efendim bitirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz takvimimizde işaretliyoruz bugünü de. Seninle birlikte 65 günde ayet AYT e matematikte karalamam gereken bir nokta var. 21. güne nokta koyuyoruz efendim. 21. günün konu anlatım videosu bitti. Şöyle takvimlerimize geldiğimizde logaritma ikinci ders 21. gün biter soru avcısı videosunda. Ben burada olacağım ama sen ne yapıyorsun? Kitaptan 21. günü açıyorsun yavaş yavaş kitabın ortalarına. Böyle adım adım daha çok hızlı değil açıyorsun. Bak burada sadece grafik soruları var. Bunları yorumlayıp çözmen o kadar değerli ki. Buradaki sorularda özellikle bak ÖSYM soruların 7. sorusu var. Şimdi çözemeyebilirsin. Ne zaman çözeceksin? Benimle birlikte soru avcısını yaptığında o soruyu çözebileceğine eminim güzel arkadaşım. Kitapta tek bir soru boş bırakmıyoruz. ÖSM sorarlar onlar biraz da. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, Instagram Rehber Matematik'te takip etmeyi unutma. Yeni gelecek kampları orada. Rehber Matematik özel hayatta nasıl orada ve farklı seriler yine Instagram'da. Muhakkak orada da takip etmeni beklerim. Hoş kal, hoşça kal.